Nasıl tahta? Çok iyi hocam. Güzel gözüküyor hocam. Bir sayıyla bir değişkeni çarptığınız zaman kat sayı olarak geçiyor. 4x. Burası anlaşıldı mı? Evet hocam. Evet hocam. Mesela elma diyelim buna. 4 tane elma. Şimdi gelelim 2 tane aynı değişkenli ifadelere. Bakın burada da x var, burada da x var. Yani 3x ile 2x'i çarpacağım. İlk başta katsayılarıma bakıyorum. 3, 2. 3 ile 2'yi çarpıyorum. 6. 2 tane x olduğu için x çarpı 6. 2 kare. 2 kare. X kare. Yani 6x kare olacak. X kare. Anlaşıldı mı burası? Evet hocam. Anlaşıldı hocam. Evet hocam. Sayıyla bu şekilde bir ifadeyi çarpmayı bakacağım. 4 iç tarafa dağıtıyorum. Yani parantezin içine doğru dağıtıyorum. 4 katsayı olarak düşün. 4 çarpı x, 4 çarpı 2. 4 çarpı x, 4 çarpı 2 olacak. İlk başta buna dağıtacağım, sonra buna. 4 x. 4 çarpı x'den ne olur? 4 x. 4 ile 2'yi çarptığınız zaman bu artıyı da alın. 8. Anlaşılmayan bir nokta var mı burada? Hayır hocam, yok. Şimdi bir x'li ifade, değişkenli olan ifadeyi nasıl çarpacağım ona bakıyorum. Yine aynı şekilde ilk başta bu terimi sonra 2 ile çarpacağım. 4x çarpı x ne olacaktı? 4 katsayı olarak kalacaktı. X çarpı x burada görmüştük. X kare. Sonra ne yapacağım? 4x ile 2'yi çarpacağım. Burada görmüştüm. Herhangi bir katsayı x ile çarptığınız zaman ne oluyor? Başa geçiyor. 4x diye. 4x çarpı 2 nedir? 2 çarpı 4'den 8 x de yanında. Şuna örnek olarak yine aynı şekilde mesela bunu söyleyebilirim. 3x var. 3x'den 2 tane var. Yani çarpıyorum. 2 çarpı 3x katsayılar çarpılır. 2 çarpı 3'den 6. Burada da bir tane x ifade var. X'i yanına yazacağım. Burada da aynı şekilde. 4x'de 2'yi çarpıyorum. 2 çarpı 4'den 8 yanına da x yazıyorum. Anlaşılmayan bir nokta var mı? Hayır hocam, yok. Yok. Şimdi gelelim bu ifademe. İlk başta bunu öğrenelim kaldı. Burada ilk olan x. X'in önceliğini kullanıyorum. X ile x'i çarpıyorum. Sonra x ile 2'yi çarpıyorum. X çarpı x. X kare. X çarpı x. X kare. X çarpı 2. 2 x. 1 çarpı x. X. Sonuna geçti. Şimdi burası bitti. Burayı çarpacak bir buradan bir şey kalmadı burada. İle geçtim. 1 ile 2'yi çarpıyorum. Sonra 1 ile 2'yi çarpacağım. 1 çarpı 2'den 2. Toplayalım. Bakın burada aynı ifadeler var. Aynı ifadeleri geçen hafta görmüştük. Toplayabiliyorduk. Bakın x var burada. X var. Eğer x kare olsaydı x kare de kendilerine dönüştürdük. Ama x kare de bir ifade yok. Artı 2, 1 daha 3. 3x artı 2 cevabı olacak. Anlaşıldı mı? Hocam ben anlamadım. Nereye anlamadın tatlım? Şimdi yaptığınız örneği anlamadım.
ilk başta katsayı olarak düşün. Bunu dağıtırdım ya x tarafa. Şimdi ben ilk buradan başlayacağım. X'den. X'i x'i dağıtacağım. X çarpı x. X çarpı 2. Sonra bitti burası. Burada çünkü daha çarpınca herhangi bir eleman kalmadı. 1'e geçiyorum. 1'i çarpacağım şimdi. 1 çarpı x artı 1 çarpı 2. Anlaşıldı mı? Sonrası zaten sade haline getireceğim. Yani 2x'i x burada sonlanabiliyor mu? Evet, o yüzden toplayacağım. 3x diye yazdım. X kare artı 3x artı 2 oluyor. Anlaşıldı mı? Evet hocam. Evet hocam. Şimdi tekrar yapalım. Ne yapacağım ilk başta? Parantezde. Burada 2x'lerin önceliğini kullanıyorum. 2x'i bu parantezde dağıtacağım. Bunu görmüyorsunuz. 2x çarpı 3x burada yaptığım şekilde yapacağım. 2x çarpı 3x nedir? 6x kare. 6x kare. 2x ile eksi 6'yı çarpıyorsunuz. Nedir? Eksi 12. Eksi 12x. Evet. Eksi 12x. Şuraya geldi. 3'te 2'yi bitirdim. Çünkü 2x'i bitirdim. 3'ü daha çok. 3x. 3x. Artı 9x. Efendim? Artı 9x. İlk başta 3x ile çarpıyorum. 3 artı 3. 9. 9x. Artı 9x hocam. 3x ile eksi 6'yı çarpıyorum. Eksi 18. Eksi 18. Gözüküyor mu? Çok gözükmüyor. Evet. Gözüküyor. Altı x kare. Şimdi ne olacak? Eksi 12 x'im var, bir de 9 x'im var. Şuraya yapalım. Eksi 3 x oluyor. Altı x kare. Eksi 12 x artı 9 x daha kaç eder? Eksi 3 x olmuyor mu? Eksi 12 artı 9 da eksi 3 x. Eksi 18 cevabı olacaktır. Tamam hocam. Anlaşılmayan bir şey var mı bu konuda? Yok. Hocam, yok hocam. Ben hayır, birazcık hocam anlayamadım. Nereye? Hocam son anlattığınızı. Ha, yazdınız mı? Ben size bir konu anlattığım yukarı yazın. Siliyorum. Evet hocam. Yazdınız mı? Evet. O zaman ben yazamamıştım ama pek. Yani ben YouTube'dan yazarım hocam. Siz paylaşacaksınız ya. İlk başta 2x'le başlıyorum. Bunu görmedim. 2x çarpı 3x. Sonra eksi 6 var burada. 2x ile eksi 6'yı çarpacağım. Sonra burayı kapatıyorum. 3 kaldı. 3 ile 3x'i çarpacağım. Sonra 3 ile eksi 6'yı çarpacağım. Anlaşıldı mı? Evet hocam. Evet hocam. Evet hocam. Ne olacak? 2 kare 3'den 6. 2 kare. 2 kare. 2 kare. 2 kare. Eksi 6. Kat sayı. Eksi 6 kat sayı. Eksi 6 çarpı 2'den. Eksi 12. 2 sayının
yanında. Üçle üç x'i çarptığınız zaman 9x 6 ile 3'ü çarpın. Eksi 6 ile. D 18. Buraya da topladığınız zaman eksi 3 x oluyor. 6 x kare hala burada. Eksi 18 de burada. En hala da bu şekilde. Anlaşılmayan bir nokta. Yok hocam. Hocam üstteki anlattığınızı anlayamadım. Ne dedin? Üstteki anlattığınız hocam. Ya ben alttakiyi aynı tatlım. Hocam ben bulanık görüyorum ya, hepsini ayrı. Altı üstte taşıdım. İlk başta ne yaptım? 2x'i dağıttım. 3x, sonra 2x'i eksi 6'yı dağıttım. Sonra 3'e geçtim. 3 ile 3x'i çarptım. Sonra 3 ile eksi 6'yı çarptım. Sonra da düzenledim. Bu kadar. Tamam mı? Tamam hocam. Tamam hocam. Şimdi yukarıda verilen cebir formları kullanılarak cebirsel ifadelerle çarpmak için bu modellemesi yapılabilir. Şimdi modelleme yapacağız cebir formları ile. Şimdi kare olduğu için bir kenarı x, bir kenarı x değil mi? Bunun alanı ne olacaktır? X kare. Anlaşıldı mı burası? Bu bir kare. Evet. X, yani kenarı x. X çarpı x'den x kare. Birim. Birim kare. X kare birim kare. Bir birim burası var. Dikdörtgen gibi burası. Bakın eşitliğe yani kare eşitliği. Bir birim burası vermiş. X de buraya vermiş. Alanı ne olacaktır? Bir çarpı x'den x olacaktır. Bir birimde kare verilmiş. 1 çarpı 1'den 1 olacaktır. Bunları topladığınız zaman alanları ne olacaktır? X kare artı x artı 1 olacaktır. Bunu bu şekilde modelleyebilirim. Anlaşıldı mı? Evet hocam. Geçelim altına. Hocam dur yazıyorum da. Şimdi örnek verilmiş, bunu yazalım. Şimdi bir karo var. Karolardan oluşan bir dikdörtgen. İşlemini modelleyerek yazalım. Bir kenara x artı 2 oldu ve kenara x artı 1 oldu. Şimdi ben x'i bu şekilde yazarsam, yani x çarpı 2 birim bir kare var burada. Burası x artı 2 bir kenar uzunluğunda, x artı 2 koydum bir kenar uzunluğunda x artı 1. X artı 1 nasıl olacak? Bir kenarı x, bir kenarı da birbirinin örgü olan x tane kare var burada. Bu
Bunlara ne olacaktır? X artı 2. Bunu nasıl açabilirim? X artı 1 artı 1 diye. Yani x kenarı x birim olan bir karo artı 1 birim olan bir kenarı bir karo artı 1 birim olan bir kenarı bir karo gösterdik. Şimdi burayı topladığınız zaman zaten bir kenarı ne olacaktır? X artı 2. Buraya geldi. Buraya da x artı 1'i sığdıracağım. X artı 1 yani bir kenarı x birim olan bir kenarı bir birim olan kare olacak. X de 1. Şimdi bu kare şeklindeki karonun alanını nasıl hesap edeceğim? X birim bir kenarı, x birim bir kenarı, x artı x'den x kare benim alanım olacaktır. Şimdi bu kenarı x ise ne olacaktır? Bu kenarı da x olacaktır. Bu kenarı da x olmayacaktır. Evet. O zaman bu kare karoları alanı ne olacaktır? 1 çarpı x'den x olacaktır. 1 çarpı x'den x olacaktır. Şimdi gelelim buraya. X birim değil mi? Bu bir kenar. Burası da ne olacaktır? X olacaktır. Burası x ise burası da ne olacaktır? X olacaktır. Bu karonun alanı ise 1 çarpı x'den x olacaktır. Burası 1 ise burası da 1 olmak zorunda. Burası 1 ise burası da 1 olmak zorunda. Burası 1, bir kenarı 1 birim. O zaman ne olacaktır? Burası da 1 olacaktır. Bu da aynı şekilde 1 çarpı 1'den 1. 1 çarpı 1'den 1 birim kare olacaktır. Herkes kamerasını açabilir mi? Bunu çekelim mi? Yok, şey herkes kamerasını açsın. Yunus, Samet, Eren. Şimdi alanlara bakalım. Şunlar Nisa, Umut, Elif, Naz. Alanlara baktığınız zaman yani aslında bu x artı 1 ile x artı 1 de buranın alanı. Alanı bunların alanı toplarsam direkt bunun alanı verecektir yani. X kare 1, 2, 3 tane x var artı 3x artı 2. Benim cevabım olacak. Birim karolarla bu şekilde buluyor. Anlaşıldı mı? Anlayamadım. Şimdi nasıl olacak? Böyle düşünelim. Ben de anladım. Şöyle bir kenarını biraz yapayım. Şimdi diyelim ki Elanur, Sümeyye, Bilal, Efe, Ahmet, Burak, Çınar. Bana diyor ki Nisan, kameralar, Elifnan, Samet, Eren. Bir daha söyletmeyin bana. Pardon. Bunu, bu ifadeyi çarpıyordum ama ben de nasıl çarpıyordum? X kare artı x artı 2x artı 2. Okum 2 dakika geçiyorum. Biz şimdi bunu cebirsel karolar yapacağız. Nasıl yapacağız? Bir kenarı bunu alırsınız. Bir kenarı bu neden? Herhangi iki sayı çarptığınız zaman zaten mesela diyelim ki bu şekildedir. Dikdörtgenin de olsun, burası x artı 1 olsun, burası x artı 2 olsun. Buranın alanı neyi verecek? Aslında bu çarpma işlemi bir sonucu verdik değil mi? Biz buranın alanını bulurken ne yapıyorduk? X artı 2 ile x artı 1'i çarpmamız lazım bulurken evet. O zaman x artı 2 ile x artı 1'i çarptığında aslında bir alan oldu. Evet. X çarpı x'li bir kare var. Bir çarpı x'li bir kare var. Bir de bir çarpı birlik kare var. Doğru mudur? Evet hocam. Doğrudur. Bir kenarını x artı 1 yapacağım zaman şurası yani şu kenarın bir x artı 1 olsun tamam mı? Ne yapacağım? Bir tane bundan alırım. X'lik x'lik yani x artı x'lik bir kare olarak x artı 1 eksik ya. Bunu da bununla tamamlıyorum. Şurası da x'ti. Şurası da x. Kare
Bir kenara x olacak. Kasının x olması için bunu almam lazım. Buraya kadar anlaşıldı mı? Hocam anladım da şey kenar diyelim kenar olarak mı yapacağız? Peki ben dedim ya sana bir kenara x artı bir kenara x artı olacak şekilde çarparsak bunun alanı böyle. Yani x artı 2 ile x artı 1'in çarpımı aslında buranın alanını verecek. Doğru mu? Doğru. Biz de karalarla yapıyoruz. Karalarda da bir alanı tanımlaması konusu değil mi? Evet. Evet. Benim 3 tane karam var. X çarpı x'lik kola, 1 çarpı x'lik, bir de 1 çarpı 1'lik. Tamam hocam. Bir tane x artı 1 yapacağım. X'in lazım bir de 1'lik karola. X'i aldım. X'i aldığım zaman ne de bir kenar diğer bir kenar ne olacaksa yine x. O zaman buradaki kare aslında bir kenarı x, bir kenarı birbirinin olacak bir şekilde bir kare olması lazım. Yani bu. Çünkü x artı bir kenarı. Tamam hocam. Şimdi buraya bakıyorum. Burası da ne olması istiyorum? X artı iki. Bir kenara bir kenar. Diğer x artı 2 yapabilmek için ne lazım? X lazım. Bir de 2 tane birlik kora lazım değil mi? Evet. Şimdi 1, 1. Ben buranın da x olduğunu biliyorum. Buranın da x olduğunu biliyorum. Evet. Evet. Sonra baktığınız zaman bunu da çektiğinizde dikdörtgen oluşturacağız ya. Şurası 1, şurası ne olması lazım? X artı 2 o zaman burası da 1 olacak, burası da 1 olacak, burası zaten 1'de 1 olacak, burası da 1 olacak, burası da 1 olacak. Şimdi kare dikdörtgenini oluşturduğumda evet. Şimdi bunların alanlarını hesaplayacağım. Şimdi şu karenin alanı nedir? X çarpı x'ten. X kare olacak alanı değil mi? Bu dikdörtgenin alanı ne olacak? 1 çarpı x'den x. 1 çarpı x olacak hocam. 1 çarpı x de burada var. X. 1 çarpi x de burada var. Burası evet. 1 çarpı 1'den 1. 1. Burası 1 çarpı 1'den 1. Bunların hepsini toplayın. X kare var bir tane. Kaç tane x var? 3 tane x var. İki tane de birliğim var. Yani 2. Sonucu bu olacak. Bakalım isterseniz şu kenarda yapayım bunu. Çarpmaya başlayalım. X'le başlayalım. X çarpı x'ten x kare. X çarpı 1'den x, 1 1 çarpı x'den artı 2x, 2 çarpı 1'den artı 2. Topladığınız zaman x kare artı 3x artı 2 benim cevabım oluyor. Doğru mu bakayım? Alanlarla aynı çıktı mı? Evet. Bu şekilde de birbiri korolarıyla yapabiliriz. Anlaşıldı mı burası? Anlaşıldı hocam. Evet hocam. Normal. Yazılım mı hocam? Yazın. Tamam hocam. Bekliyorum. Kameralar açılsın. Hocam ben de bulanık gözüküyor. O yüzden YouTube'a koyduğunuzda yazsam olur mu? Tamam. Efe Domaniçli, Ela Mukayacan, Çınar Arka. Lütfen kameralarınızı açar mısınız? Elif Naz, Elif Su, Nilsu, Mina, Samet, Umut Fidan, Nisa Naz. Hocam tamam hemen açıyorum bir dakika. Bir daha söyletmeyin lütfen. Umut açar mısın kameranı? Tamam hocam bir saniye. Çınar sen de, Çınar ve Efe. Dersteyken yemek mi yiyorsun Çınar?
hocam yemek yiyorum. Hı. Bunu da gördüm. Allah'ım yarabbim ya. Evet. Ben size hiçbir şey demiyorum artık. Ne yaparsanız yapın. Siliyorum. Sileyim mi? Bir hocam, hayır. Bir hocam. Bir dakika hocam. Siliyorum. Kış gibi geldiğinde dönüşmüş olmalı. Çekim bence gerekiyor. Yazıldı mı? Evet hocam. Yani bir dakika, az hocam kaldı. Ne? Efe, duyuyor musun? Hocam, modelleme, tebirsel modelleme, NGS'de nasıl sorular çıkabilir? Efe, beni duyuyor musun? Tamam. Tamam hocam. Hocam. Şimdi nereye yaptırsam? Hocam ben soruyu sana başlayalım. Hasan? Efendim hocam. Hadi başlayalım. Hocam sesi kesik geliyor. Evet hocam, bana da. Sen? Bir arada bir kesili. Bana da kesik. Hocam bana güzel geliyor ses. Tamam, senle başlayalım beraber. Hadi. Tamam, ikinciye de Ela ile devam edelim. Hocam. Hocam. Bir dakika. Hocam 5x ve 3x var. Evet. 15x kare oluyor. Evet. Sonra? Sonra artı 10x. Evet. Sonra? Eksi 3x. Sonra artı 1. Eksi 1 burada. Ha, eksi o zaman. Eksi 1 çarpı? Artı 2. Artı 2 değil mi hocam? Eksi 1 ile çarpıyorsun. Eksi unutma. Eksi 1 çarpı 2. Eksi 2. Pardon. Sen diyelim. Artı 7x. Başını unuttun, 15x kare. 15x kare, sonra eksi 2. Eksi 2. Doğru. Aferin. Ela? Hocam çarpıyorum. Eksi a ile 3'ü çarpıyorum. Eksi 3 a. Eksi a ile de ay, eksi a'yı çarpıyorum. Hocam artı a kare. A kare, evet. Sonra? Sonra hocam 2 ile 3'ü çarpıyorum. 6. Evet. Sonra hocam 2 ile de a'yı çarpıyorum. Eksi 2 a. Düzenleyelim. A kare.
Eksi 3 A var. Burada da eksi 2 A var. Eksi 3, eksi 2 daha. Geliyor hocam. Sesi geliyor mu? Evet hocam, geliyor. Geliyor. Eksi 3 ile eksi 2 topladık. Beş hocam. Eksi beş. Tamam, eksi beş. Eksi daha. Artı altı değil mi? Teşekkür ederim. Aferin. Cengi'ye ne su sen yaptın? Hocam şimdi 3x'e dağıtacağız. Hocam 6x eksi 6x kare. Evet. Bundan sonra eksi 12x, çünkü x 3x'de 4'ü yaparsak eksi 12x çıkıyor. Evet. Bundan sonra artı 2 yapacağız. Artı 2 ile eksi 2x'i 4 eksi 4x olacak. Eksi 4 x. Ondan sonra eksi 8 olacak. Efendim? 4 x. Eksi 8 olacak. Pardon. 8. Sonra toplayalım. Hocam 12 ile 4'ü şey yapacağız. Bir dakika. 6 x kare. Bunu sayalım. Evet. 6 x kare. Pardon hocam. Bir dakika. Şey 8 olacak hocam. Eksi 12 eksi 4 topluyoruz. Hocam bir dakika. 8 olmuyor mu? Eksi 12 ile eksi 4 topladığınız zaman eksi eksi olduğuna göre eksi olacak. 12 ile 4 toplayın. 16. Eksi 16 hocam. Ha, yanlış yapmışım. Ben şey yapmışım hocam, çıkarmışım. Hı-hı. Ondan sonra... Eksi 4 unutmayın. Eksi 6 x kare, eksi 16 x, eksi 8 oldu.